Tekrar birlikteyiz efendim, Açık Deniz'deyiz. Doçent Doktor Mehmet Rıhtım hocam, Seyid Yahya Şirvani Hazretlerinin hayatı, eserleri, irfanını anlatıyor sağ olsunlar. Aziz hocamın yarın Pendik'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14'te çok güzel bu hususta bir konuşması olacak, bir konferans olacak. Şifa-ül Esrar, bu arada Sufi kitaptan Seyid Yahya Şirvani Hazretleri'nin çok mühim bir eserini hocam hazırlamışlardı. İnşallah bütün külliyatı yayınlanacak değil mi hocam? Bütün külliyatı. Evet efendim. Yani belli bir şey var bu konuda. 19 adet eseri var. 19 eseri var. Bunların büyük bir kısmı Farsçadır. Bir tanesi Azerbaycan Türkçesi. Gerçi o dönem ortak Türkçenin bir eseri. Bir tane Arapça eser var. Bildü Settar. Bunların hepsini kısmet olursa önümüzdeki dönem içerisinde yayınlamayı inşallah. Yani. Aziz hocam, Samsun Bafra Osman Zeki öğreten Mehmet Rıhtım hocamı 20 yıl aradan sonra nefis bir tasavvuf sohbetiyle televizyonunuzdan seyretmenin zevkini yaşıyorum. Bu vesileyle sizlere teşekkür eder. Hocama en derin selam ve saygılarımı sunarım. Ferit Yıldızbaş, Seyyid Mir Hamza Nigari Hazretlerinin matbu dışında el yazma divanının literatürde var mıdır? Farsça divanı galiba matbu değil. Bununla ilgili Farsça divanı elimizde var. Yani bende onun fotokopi nüshası olarak şerhleri de var. Önümüzdeki sene inşallah onları da yayınlamayı planlaştırmışız. İnşallah. Yahya Şirvani Hazretleri'nin manevi Bakü hayatında kaldık. Evet, Halilullah Han'ın ona müzahir olması, himaye etmesi, onun tabii ki bunun siyasi belki sebepleri de vardı. Çok akıllı bir insan, yani uzak görüşlü bir insan. Yani burada tarihi olarak Halilullah Han'ın olaya müdahale etmesi çok müthiş bir hadisenin başlangıcı oluyor. Yani Seyid Yahya Şirvani'ye sahip çıkması, ona uygun vasata hazırlaması, hem de kendi idaresi açısından bir Seyid Yahya Şirvani'ye dayanması, onun da belki mevkini, konumunu güçlendirmiş oluyor yani. Seyid Yahya Şirvani'nin bu Şirvan Şahlar şimdi saray külliyesi olarak kabul ediliyor ama saray ve tekke bence yan yana. Çünkü bütün mimari unsurlar, oradaki yaptığım araştırmalar, bu külliye şimdilik bir müze olarak tamamen beraber gösteriliyor ama saray ve tekke arasında fark olduğu belli. Çünkü sarayın girişi farklı, bu tekkenin girişi farklı. Yani tekkenin, Seyyid Yahya'nın bulunduğu bölümün girişinde bir muazzam bir kapı var. Evet. O kapıdan da bahsetmemiz gerekir. Bu Sultan Murat Kapısı. Murat Kapısı olarak orada biliniyor veya Şark Derbezesi diye biliniyor. 3. Murat zamanında yapılan, yani muhtemelen oradaki kitabeden anlaşıldığına göre Sultan 3. Murat'ın emriyle yaptırılan bir kapı. Sultan 3. Murat zamanında Bakü ve bütün Şirvan Osmanlı tarafından fethediliyor. Dolayısıyla bir dönem Bakü kısmı gerçi daha kısa sürüyor ama Azerbaycan'ın bir Osmanlı tarihiyle müşterek olan bir dönemi var. Evet. Aslında bunu da tarihçilerin ele alması, yazması lazım. Yani Azerbaycan'ın, Şirvan'ın Osmanlı asırları diye. Evet. Çünkü geçmiş belki Sovyet tarihçiliğinden kalan bir şeyle sanki Osmanlı dönemi bir işgal dönemiymiş gibi görülüyor. Çok enteresan. Buna karşılık Rusların, Çarlık Rusyası'nın işgal dönemi ise bir birleşme dönemi gibi görülüyor. Tabii ki bu o devrin anlayışıyla mecburi olarak böyle öğretilmişti. Şimdi evet, tarihçiliğinde değişmesi gerekiyor. Bu da oluyor zaten. Bu insanlar, burada çok güzel, çok değerli tarihçiler, araştırmacılar var. Konuları yeni tarzlarla ele almayı başarıyorlar. Bu bölümün de, yani Azerbaycan tarihi ve medeniyeti dönemi içerisinde Seyid Yahya Şirvani'nin rolü ve Seyid Yahya Şirvani'nin tesir sahası, onun inşa ettiği milli Azerbaycan'ın ananevi kültür birikimi, İslam anlayışı ve ananevi Azerbaycan Müslümanlığının temellerinde oturan çok önemli bir ki bunun bahsettik, sadece Seyid Yahya Şirvani'den 15. asırda başlamıyor. Ta Sühreverdi'ye, Abdülkahir Sühreverdi'ye kadar ulaşan yaklaşık bir 7-8 asırlık bir gelişim dönemi var yani. Böyle bir dönemin Azerbaycan tefekküründe, Azerbaycan felsefesinde, Azerbaycan edebiyatında, Azerbaycan'ın tarihinde, maneviyatında, Azerbaycan'ın İslam tarihi içerisinde çok önemli, muhteşem bir yeri var. Yani bugün Halvetiye'nin ihata ettiği saha hemen hemen İslam dünyasının hepsine de var, müntesipleri öyle diyelim. Tabii ki bu tasavvuftur. Tasavvuf bütün sosyal tabakaların hepsine sirayet etmesi istenilmez, beklenilmez de zaten. Çünkü Seyid Yahya Şirvani de diyor, yani bu yol, bu meslek herkese nasip olmaz, özeldir. Yani umumi değildir, am değildir diyor. Tasavvufun belli bir kesime hitap ettiği bir şey var. Ama her yerde, bütün coğrafyalarda, İslam coğrafyasında halvetilik tarih süreç içerisinde Seyid Yahya Şirvani'den başlayarak ki bütün silsile başlarında o vardır. Anadolu'daki hemen hemen 40'a yakın, hani bir kısmını Afrika'da olduğunu hesap edersek 30 civarında Osmanlı coğrafyasında Anadolu ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere kol vardır, şube vardır. Bunlardan da isterseniz bahsedelim. Lütfedersiniz hocam. Ama daha sonraki süreç içerisinde bütün dünyaya yayılmıştır. Ben yeni haberim oldu. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe Şubesi'nde şimdi Seyid Yahya Şirvani araştırmaları ve bununla bağlı bu sene sonunda bir konferans olacak Seyid Yahya. Uluslararası bir sempozyum olacak. Bu arada 2013 değil mi? Evet, yine bu hem Kültür Bakanlığı'nın, Azerbaycan Medeniyet Nazırlığı'nın hem de Felsefe Enstitüsü'nün ortak girişimiyle böyle bir UNESCO'ya verilen teklif üzerine 2013'ün ki Seyid Yahya Şirvani'nin vefatının 550. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Seyid Yahya Şirvani yılı, Bakü'ye yılı ilan edildi. Bununla ilgili de zannedersem hem orada bir kısım tedbirler, yani organizasyonlar olacak, konferans gibi, uluslararası sempozyum gibi. Hem de Türkiye'de böyle bir Türkiye'nin de bu anlamda ciddi olarak katılması lazım. Yani halvetiliğin en önemli yayılma alanı Osmanlı coğrafyası olduğu için. Fakat şunu demek istiyordum. Bugün Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta ve Sudan'da halvetiliğin yaşadığını biliyoruz. Oradan gelen insanlar oldu, akademisyenler oldu ve hatta Cezayir'deki önemli siyasi şahsiyetlerin Halvetiye'nin bir kolu olan Rahmaniye'ye mensup oldukları ve onların da hatta işte bu Seyid Yahya Şirvani ile ilgili yapılacak bu seneki organizasyonlara dahil olmak istedikleri, 2013'teki programa kendilerinin de iştirak edeceğini, hatta Tunus, Fas ve Cezayir birer sempozyumun da kendi ülkelerinde yapılmasını planladıklarını bana bildirdiler. Yani böyle bir birleştirici mi demek daha doğru olur? Tabii. Yani kuşatıcı. Müslüman dünyasını kuşatıcı bir hareketin, bir nedir? Mektebin, tasavvufi bir öğretinin Azerbaycan'da ihmal edilmesi ki geçmişte bu zaruriydi ama artık bunun imkanı kalmamıştır. İhmal edilmesi herhalde Azerbaycan için de doğru olmaz. Çünkü Azerbaycan'ın da kendi kültürünü dünyaya yaymada, yeni kurulmuş olan bir devletin kendini dünyaya tanıtmada kullandığı bütün enstrümanlar arasında bunun da çok önemli bir yeri vardır diye düşünüyorum. Ve zaten bunlar da artık oluyor, bir sahip çıkma veya bunu anlama, araştırma çalışmaları Azerbaycan'da devam etmekte. Hazretin kaç halife yaklaşık olarak yetiştirmiş? Dervişleri ne kadar ve halifelerin daha çok hangi bölgelere? 360 sayısı geçiyor menakıbnamelerde. Ama benim tespit edebildiğim, yaptığım araştırmalarda 12 civarında halifesinin ismi bulabildik. Bunları nerelere daha çok sevk etmiş, gönderdiği dervişler? Bunlardan isterseniz en önemlileri üzerinde birer birer duralım. İlk Anadolu'dan gelen ve yetiştikten sonra tekrar Anadolu'ya dönen Ali Alaaddin Halveti Hazretleri var. Fatih döneminde ve Fatih Edirne'ye, daha henüz İstanbul'un fethinin hemen öncesinde Edirne'de Fatih Sarayı'na kadar ulaşmış Yani Edirne'ye geldiği haber alınca Fatih tarafından davet edilmiş. Bir sohbet meclisinde çok büyük takdir ve hayranlık duyulmuş. Cezbeli bir insan Ali Alaaddin Halveti. Fakat Edirne'de Fatih Sultan Mehmed'in etrafındaki bir kısım devlet ricali tarafından biraz yadırganmış bazı halleri. Dolayısıyla bir müddet Edirne'de kaldıktan sonra ayrılmış ama Fatih Sultan Mehmed'in Edirne'de ona bir dergah tahsis ettiği, tekke tahsis ettiği kaynaklar da var. Sonra Hazret Aydın İzmir civarında bir müddet bulunmuş. Sonra Karaman'a gelmiş ve buraya yerleşmiş ve burada vefat etmiş. İbrahim Hakkı Konyalı onun kabrinin ve mezar taşının fotoğraflarını Konya tarihinde almış ama ben gittiğimde Karaman'da bunu bulamadım. Buradan da duyurmuş olalım eğer kabir taşı veya onun kabriyle ilgili bir şey varsa doğrusu ben de bilmek ve öğrenmek isterim. Araştırmalarıma katmak isterim. Ali Alaaddin Halveti'nin kardeşi var. Dede Ömer Ruşeni ki Türk edebiyatında bu bilinen bir şahsiyet. Dede Ömer Ruşeni de belli bir dönem Bursa'da yaşıyor. Bursa'da yaşadığı dönemde bir başından bir aşk macerası da geçiyor. Hem ilahi tarzı böyle şiirleri de var, bir hayatı da var. Fakat büyük bir bunalım geçiriyor. Bu aşkının karşılığının olmaması enteresan, garip bir şey zaten o da. Ve kendisini bir şey hale, yani bir rindane mi diyelim veya da böyle bir hayata veriyor. Fakat abisinin himmetiyle Bakü'ye gönderiliyor. Bunda bir şey de var. Mehmet Akif'te de onun Hızır'la karşılaştığı, yani Hızır adını devamlı tesbih gibi 40 gün zikrettiği, sonunda Hızır'ın gelip niye beni rahatsız ediyorsun, git Bakü'ye, senin derdine çare orada diye çok böyle bir şey de var. Ve Dede Ömer Ruşeni Bakü'de belli seyri sülükünü tamamladıktan sonra Seyid Yahya Şirvani tarafından Gence'ye gönderiliyor. Bunun sebebi de aslında kendi memleketine, yani Aydınlı'dır. Bunların aslı Seferi Hisar'dan hem Alaaddin Efendi'nin hem de Ömer Ruşeni'nin gönderilmek istemesine karşılık diyor ki şeyhim ben sizden uzakta kalmak istemiyorum diyor. Yakın bir yerde olsun diyor. Beni o yakın bir yere gönderin. O da Gence'ye gönderiyor. Sonra Berde taraflarına gidiyor. Karabağ Berde bölgesi. Buradayken Seyid Yahya Şirvani de vefat etmiş. Ettikten bir 7-8 sene sonra bu bölgede mürşit olarak vazife yaparken Uzun Hasan'ın, Akkoyunluların, Uzun Hasan'ın kardeşi Üveys ile, şeyhle tanışıyor, Ruşeni ile tanışıyor ve bir Ruşeni dervişi olarak Tebriz'e abisinin kardeşinin yanına gidiyor. Uzun Hasan bundaki kıyafete bakıyor, diyor ki sen ne olmuş, derviş mi olmuşsun diyor. Nedir bu halin? Evet diyor. Ben diyor böyle böyle birisiyle tanıştım. Çok diyor güzel bir insan. Bu da Uzun Hasan'ın dikkatini çekiyor, yani ilgisini çekiyor. İbrahim, onun danışmanlarından öyle diyelim yani. Mahiyetindeki önemli bir, çok zeki bir genç, Diyarbakırlı, asıllı, Berdeli olduğu da geçiyor. İbrahim Gülşeni'yi Dede Ömer Ruşeni davet etmek üzere Tebriz'e gönderiyor. Ve bir de durumunu kontrol etmesini istiyor. Yani nedir bu gerçekten? İstifa edeceğimiz bir insansa Tebriz'e davet et. Ve İbrahim Gülşeni Karabağ'da Dede Ömer Ruşeni ile karşılaşıyor. Ve onun cezbesine, cazibesine tabii ki kapılıyor. Bir mürid oluyor ve Uzun Hasan'ın davetini iletiyor. O da geliriz diyor, hava şimdilik kış diyor, bahar gelince geliriz ve hakikaten dönüyor gidiyor. Uzun Hasan'ın hanımı Selçuk Hatun tarafından Tebriz'de bir hanegah, bizim tabirle Azerbaycan'da hanegah, hankah, yani bir dergah inşa ediliyor. Dede Ömer Ruşeni bundan sonraki hayatını Tebriz'de geçiriyor. Ve hakikaten de Uzun Hasan tarafından büyük saygı ve hürmet görüyor. Onun yerine İbrahim Gülşeni'yi o vefatında bir şeyh olarak nasip ediyor. Biliyorsunuz İbrahim Gülşeni de bizim tasavvuf tarihimiz içerisinde gerçekten hayatı romanlara konu olacak derecede, dizi filmleri yapılacak derecede çok uzun. İbrahim Paşa tarafından Tebriz Safevilerin eline geçince, Şah İsmail gelince hakkında idam fermanı çıkarılıyor. Diyarbakır, Urfa üzerinden, Mardin üzerinden Kudüs'e ve Kahire'ye ulaşıyor. Onu Mısır'da çok büyük bir rağbetle karşılıyorlar. Yavuz Sultan Selim geldiği zaman onun Müeyyediye'de bulunan, hani şu andaki dergahının yerini bağışlıyor, vakfediyor. Ve üzerine büyük bir dergah inşa ediliyor. Şu anda da orası bir harabe vaziyette, ayakta olduğunu söylüyorlar bir kısmının. Sonra İbrahim Paşa Kanun Sultan Süleyman'ın zamanında meşhur sadrazam olan İbrahim Paşa, Hain Ahmet Paşa'yı öldürüp de yerine geldiği zaman İbrahim Gülşeni'nin biraz halk tarafından fazla böyle muhabbet duyulmasından dolayı İstanbul'a bir şikayet mektubuyla celbediyor. 90 küsur yaşındayken İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman'ın geliyor ve Kanuni Sultan Süleyman'la görüşüyor. Çok büyük bir muhabbet hasıl oluyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'a çok büyük bir ilgi gösteriyor, muhabbet duyuyor. Kucaklıyor, evladım diyor 90 küsur yaşında İbrahim Gülşeni ve dua ediyor. Bu muhteşem yüzyıldaki kanuni ve hiç uymayan bir ortaya çıkıyor. Hatta İstanbul'da dostlarımız biraz araştırarak ciddi olarak malzemelerden yapsalar ne daha aslında İstanbul'da kalmasını istiyor fakat bizim sevenlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız bekliyor diyor, müsaade istiyor. Gözlerini tedavi ettiriyor o zaman, gözleri rahatsızlanmış ve özel bir şekilde tekrar Kahire'ye gönderiyor. 100 küsur yaşında, 114 falan yaşında Kahire'de vefat ediyor.